testler dediniz, kısa testler yapıyoruz dediniz. Bu testlerle de neden kısır olduğu, neden çocuk sahibi olamadığı neticelendiriliyor. Peki sonrasında neler yapıyoruz hocam? Şimdi mesela... Yani tedavi yöntemleri neler oluyor? Şimdi hedef tabii bir gebelik elde etmek. Bunun için de erkek tarafında sperm hücresinin sayısını arttırabildiğimiz kadar arttırmak eğer düşükse, hareketliliğinde sorun varsa, hareketsiz tohum hücreleri dışarı çıkıyorsa onların o sorununu aşıp hareketli sperm hücreleri elde etmek. Eğer yapısal anomaliler varsa enfeksiyona bağlı, varikosele bağlı onların da tedavilerini yapmak mümkün olur. Biz burada mesela hormonal bir sorun çıktığı zaman ki bunları hızla kan testiyle ortaya koyabiliriz. Bunun ilaç tedavilerine yönelip hormon dengesini tekrar olması gereken düzeylere ulaştırıp tabii ki bir süre sonra da bunu testlerde düzelme olarak görebiliyoruz. Şunu söyleyeyim, bir tohum hücresinin erkekte başlangıç aşamasında hazır hale gelmesi 72 ila 74 gün ediyor. Bir süreç alıyor. Yani bir hani bebeğin anne karnına düşüp doğması 9 ay 10 günse sperm hücresi içinde karbon, element, azotun bir araya gelip sperm hücresini oluşturması 72 ile 74 gün. Bu da aşağı yukarı 2,5-3 aya tekabül ediyor. Söylemek istediğim şuydu. Bütün tedavilerimizden sonra bunun neticesini, tohum testindeki olumlu değişikliği göreceksek eğer bunu 2,5-3 aydan önce göremiyoruz. Dolayısıyla orada gördüğünüz tedavi devam edecek veya bitecek ve bundan biz yaklaşık 3 ay sonra olumlu sonuçlarını testlerimizde, mini testini kastediyorum, göreceğiz. Onun için burada biraz çiftlerin de sabırlı olması gerekiyor. Hele ki 4. 5. 6. aylarda eğer yaptığınız iş doğruysa ve iyi netice verecekse o zaman çok iyi bir değişiklik, çok iyi bir sonuç testlerde görüyorsunuz. Eğer hastamızda hormonal bir bozukluk, dengesizlik bulamadık ama bir varikosel tanısı koyduk. Bu da testis toplar damarlarının varisi olduğu için, bir anatomik sorun olduğu için onu da mikrocerrahi yöntemiyle o damarları ayıklayıp temizleyip bu sorunu ortadan kaldırdığımızda aynı az önce söylediğimiz gibi 2,5-3 ay sonra tohum testinde olumlu neticesini alıyoruz. Orada da bir sabır göstermek gerekiyor. Veya daha kolay bir enfeksiyona bağlı bozukluk, menide çıkan belirgin lökosit ve enfeksiyon var. Bir takım mikroplar ürüyorsa onları da antibiyogramla en iyi şekilde tedavi edip enfeksiyonu ortadan kaldırdıktan sonra az önce söylediğim gibi 2,5-3 ay sonra da mini testindeki o enfeksiyonun yapmış olduğu olumsuz etki ortadan kalkıp güzel hücreler, başarılı hücreler, iyi hücreler testte ortaya çıkıyor ve gebelik elde edebilir duruma getiriyor kişiyi. Temelde bunlar, geçirilmiş bir takım ameliyatlar veya doğumsal olarak erkek çocuklarında bazen duymuşsunuzdur, çok özür diliyorum, yumurtalıkların yukarıda kalmış olması, kasıkta kalmış olması, batın içinde kalmış olması, bunların doğal iniş sürecini tamamlayamamış olması, o yumurtalıkların içindeki tohum üretimini gerçekten olumsuz etkiler. Basit bir üroloji muayenesiyle bu hemen ortaya çıkar. Bizim öyle hastalarımız geçmiş yıllarda doğdu. Bu yıllarda da azalsa da gene görüyoruz. Yani anne baba zamanında ilgilenmiş, bakmış. İşte düşer demişler. Hani sıcak tutun demişler, ovalayın demişler. Yumurtayı düşürmeye çalışmışlar ama netice alınamamış ve yumurta tekrar kasıkta kalmış. İşte o yumurtanın ürettiği tohum hücreleri maalesef kalitesiz, bozuk. Daha da kötüsü maalesef aşağı inmiş karşı yumurtayı da olumsuz etkileyebiliyor. O da bizim sperm testinin kötü olması, kalitesiz olması, düşük sayıda ve hareketlilikte olması sonucuyla karşılaştırıyor. Dediğim gibi daha önce de böyle hani bizim çocuğumuz olmuyor deyip gelip gelen çiftlerde bazen bakıyorsunuz inmemiş testis var. Hani testis yukarıda kalmış, kasıkta kalmış. Bir tek neden bu. Bir ameliyatla onu indirdiğiniz zaman bir 4 ay içinde, 6 ay içinde dramatik bir şekilde sperm testi düzeliyor. Bir süre sonra gebelik oluyor. Yani çok şükür böyle güzel sonuçlar veren hastalarımız her zaman oldu. Bizim görevimiz bunları yakalamak tabii ki, ortaya koymak. Yani işimiz bu. Güzel sonuç almak.
Yani ben mesleki olarak söyleyeceğim, tabii hastalarımız için veya dinleyicilerimiz için bu ne kadar önemli bilmiyorum ama benim en büyük mutluluğum bir de o doğan çocuklar erkek olduğunda onların sünnetlerini de yapınca ben işimi yaptım diyorsunuz. Tabii ne güzel, ne yaptım diyorsunuz. Arman Hocam, orada şu da çok önemli. Erkek çocuklarının takibi önemli. Yani anneler, bebeğinler tarafından takip edilmesi çok önemli. Çünkü gelecekteki yaşantısını etkileyecek, evlilik hayatını etkileyecek etkenleri. Yani küçüklükte daha o 2-3 aylıkken o süreçlerde... Kesinlikle. Yani bir yaşa kadar, bilemediniz 2-3 yaşa kadar. Bunun yakalanması artık günümüzde çok rutin. Çocuk doktorlarımız çok hassas. Pratisyen hekimlerimiz çok hassas. Evet. Yani kamuda olsun, özel sektörde olsun, mutlaka bir çocukla karşılaştığı zaman çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı mutlaka bir dış genital muayene erkekte yapıyor tabii ki. Yumurtalıkların torbalara düşüp düşmediğini değerlendiriyor. Atlanmış vakalar hani eskiden oluyordu. Ben 20 yıldır yaklaşık bu kurumda görev yapıyorum. Hani ilk yıllarda daha çok görüyordum. Şimdi o oran giderek azaldı. Evet. Ama hiç mi yok? Oluyor. Az oluyor. Bazen yurt dışından gelen hastalarımız da oluyor. Hani oradaki ülkelerdeki sağlık koşulları yeterli olmayabiliyor. Bu tip şeyler atlanabiliyor. O tip hastalarımız oluyor. Ama bütün bunlar hep erkek faktörü. Bakın konuşacak ne çok şey varmış. Halbuki geleneksel yaklaşım hanım gebe kalamadın, senin kadın doğuma gitken nerelere geldik. Yani biz de %30-35 bu işte tek başımıza sorumluyuz erkek olarak. Dolayısıyla olaya öyle bakıp katiyen gurur meselesi yapmayıp çok da basittir. Yani bir bayan defalarca gider gelir yumurtlamasına bakar, ultrasonuna bakar, hormon testleri yapar. Yani halbuki bir beyefendi için bir meni testidir. Yani o veridir uygun şekilde düzgün günde olması gerektiği gibi ve hemen 3 saat içinde sonucu alınır ve bir sorun olup olmadığı söylenir. Ondan sonrası ayrıntıdır zaten erkek için, o çift için. Ve tedavisine geçilir. Yani bu bir tarama testi gibi. Hele ki gebelik gecikiyorsa mutluluğunuz gecikmesin. Bunun üzerine gidin. Maalesef şunu da söylemek zorundayım. Tabii her zaman güzel bir tablo olmuyor. Yani öyle çiftler var ki asla kata hiçbir şekilde kişinin tohum üretimi olmadığı için gebelik şansı sıfıra yakın oluyor o anda. Ama teknolojinin gelişmesiyle başka faktörlerin devreye girmesini bu tip şeylerde aşılabiliyor. Bazı çok az orandaki hastaların tedavilerinin zor olduğunu, meşakkatli olduğunu, sabır isteyebileceğini bunu söylemek zorundayız. Ama hani genelde %90-95 çizdiğim tablo gibi iyi sonuç veren, hızlı sonuç veren, adı konabilen, çözüme ulaşabilen hasta grubumuz var. Yani tabiatın getirmiş olduğu bir şey bu. Arman Hocam, tabii erkekten kaynaklı nedenlerden bahsediyoruz. Diyelim iki çift var. Bir çiftimizin bütün tedavileri oldu. Bebek sahibi oldu. Evet. Diğer çiftimizin yine tedavileri oldu ama çocuk sahibi olamadı. Peki, bu anlamda nasıl yapacak? Ne olacak? Tabii ne olacak? Biraz hayal kırıklığı, psikolojik yıkıklık karşılaşıyorsunuz. Öyle başlangıçta ama değil. Bugün günümüzde ileri yardımcı teknikler var gebelik açısından. İleri yardımcı teknolojilerimiz var. En basitinden başlarsak aşılama yöntemi var. Yani erkeğin tohum hücrelerinin sayısının az, hareketliliğinin düşük olduğunu varsayalım. Ve üroloğunuzda tedaviler verdi, ilaçlar verdi, gerekirse müdahaleler yaptı. Gene de iyi bir sonuç almadınız. Bu iş kapanmıyor. Aşılama yöntemi 3-4-5 kere bile denenebilecek bir yöntem. Yoğunlaştırılmış, konsantre edilmiş tohum hücreleri bayanın rahim ağzından içeri uygun günde, uygun şekilde şırınga edilip gebelik şansı doğal yoldan olmaya göre daha da yükseltilebiliyor. Bununla da olmuyorsa bugünkü ulaşılan noktada tüp bebek olarak tabir ettiğimiz in vitro fertilizasyon, yani bir embriyolog erkekten almış olduğu, o çiftten erkekten almış olduğu en iyi sperm hücresiyle, en kaliteli tohum hücresiyle, bayandan almış olduğu en kaliteli, en potansiyeli yüksek gebelik açısından yumurta hücresiyle bir araya mikroskopta getirip, bir araya birleştirip
belli bir bölünme safhasından sonra da bayanın rahim içine yerleştirerek bir gebelik başlatıyor. Bazen bunu birkaç tane yerleştirme yapıyorlar yumurta olarak ve daha sonra bunu bire düşürebiliyorlar. Bu tüp bebek dediğimiz yöntem artık teknolojinin nereye vardığını gösteriyor. Tabii peki yani tüp bebek varken bütün her şeyi atlayıp ona mı geçelim? O da doğru değil. Yani kolay yolla, ilaçla, müdahaleyle, tedavilerle gebelik olmuyorsa aşılama veya tüp bebeğe başvuralım. Sebebi şu, her tüp bebek denemesi bayan için anestezi demek, bir müdahale demek, yatış demek, bir sürecin tekrarlaması demek, bir anlamda stres, bir anlamda da maddi gider demek. Dolayısıyla tüp bebek tedavileri de tabii maliyetli tedaviler, her ne kadar günümüzde çok yaygınlaşmış da olsa maliyetli tedaviler, ancak belli koşulları sağlıyorsanız, kriterlere uyuyorsanız devletin sosyal güvence olarak karşıladığını söyleyebilirim. Ama hani genç çiftler veya işte daha önceden gebeliği olmuş, yeni olmayanlarda bir takım kriterler tüp bebeğin kapsama alanı dışına giriyor sosyal güvenlik açısından. Ama ücretli olarak ödemesini yapıp her zaman tüp bebek yapılabilir, her zaman in vitro fertilizasyon yapılıp bayanın gebeliği başlatılabilir. Tabii bu bir tercihtir. Ben günlük hayatımda, uygulamalarımda, pratikte, politikte şunu soruyorum. Hani eğer çok acele bir talep varsa, hani bizim sabrımız da yok, baskımız da çok, yaşımız da çok ilerliyor gibi bir kaygılarımız varsa çiftte, o zaman siz o tedaviyle, bu tedaviyle fazla zaman kaybetmeden direkt IVF dediğimiz tüp bebek yöntemiyle gebelik elde etmeye çalışın denebilir. İşin içinde böyle sosyolojik bir taraf da var. Hani çünkü bebek eve gelecek ama gelmedikçe de sadece çift gerilmiyor. Aile çevresi de gerilebiliyor. Baskılar oluyor maalesef. O çiftlerde hani eğer dediğim gibi bir zamanla yarışta varsa tüp bebek denenebilir. Şunu kesin söyleyeyim. Tüp bebek de %100 başarılı olamaz ama büyük oranda başarılı bir testtir. Belki %99'ları bile zorluyordur günümüzde. Dolayısıyla hızlı, başarılı bir yöntemdir. Maliyetini ve biraz da meşakkatini, eziyetini de düşünmek lazım. O açıdan klasik yoldan ben şaşılmaması, uzaklaşılmamasını öneririm. Eğer özel koşullarınız yoksa.